Merhaba arkadaşlar, bu video ile birlikte Game Maker derslerine başlayacağız. Bu derste Game Maker'ı kısaca tanıyacağız ve Sprite, Sounds, Objects, Rooms, işte bunları nasıl yaparız, ne işe yarar gibi şeylerden konuşacağız. İlk olarak Game Maker'da Sprites, bunlar ikon, mesela oyunumuzdaki objelerimizi ekleyeceğimiz ikonlar, mesela Sprite'den Chris Sprite bir şey eklerim buradan. Hop, buradan da object yaptım. Buna Sprite yaptım. Rooms, Create Room. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun peki böyle yaparsam yes. Kapatıp no yapın. Bakın kayboldu. Sıfır. Bir şey yok yani. İşte şimdi sounds. Sounds'lar oyununuzda kullanacağım ses efektleri. Backgrounds, arka plan, oyunumuzun arka planı. Objeler, işte daha demin de bahsettim, oyunumuzun temel şeyleri. Rooms, odalar, bölümler. Game Information bölümü ise buraya oyun açıklaması yazarız. F1 ile açılır. Mesela buraya tecrübe konusu yok yazdım. Room yapmamız gerekiyor. Create Room. Tamam. Şimdi yaptım. Açılacak şimdi. Açılınca işte F1'e basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor. Düzenlenemiyor. Şimdi kapatıyorum oyunu. Game Maker geri gelecek. Ki gelmedi. Ha, geldi. Şimdi ilk olarak sprite yapalım. Sprite'lar yapalım. Duvar ve bir karakter, Pac-Man gibi bir şeyler olsun. Şimdi Chris Sprite. Duvar seçelim bir tane. Ne renk olsun? Siyah. Duvar. Bir de dediğim karakter gibi bir şey. Yok, burada Pac-Man. Buradan şunu seçelim. Okey. Şimdi sounds. Soundlar oyunumuzda dediğim gibi efektlere yarar. Efektler mesela bir şey olunca, mesela bir şey, para toplayacağız. Para toplayınca ses gelecek. Şimdi bunu güzel bir özellik, test edebiliyoruz nasıl bir şey olduğunu. Durduruyoruz. Mesela ben bunu sevmedim, bir şey toplamak için. Mesela bir puan topladım. Bu gelebilir. Puan yazıyorum. Backgrounds. Bu da arka plan dediğim gibi. Load background. Game Maker'ın kendi background'ları var. Şimdi bunlarla sınırlı kalmayın. Oyununuza göre seçin işte. Farklı farklı şeyler bulun. Ben Vault yapıyorum. Yani denemek için. Objelere gelelim. Şimdi bu objeler duvar mesela. Solid yapıyorum. Yani içinden geçemez. İşte objelere gördüğünüz gibi sağda yerler var. Bir sürü şey ekleyebiliyoruz. Mesela Game Maker'ın özelliklerinden biri de kod yazmadan oyun yapabiliyoruz. Mesela işte buraya Ad Event, Crit, oyunun başlangıcında yani Destroy, yok olması falan gibi şeyler. Mesela burada Caprice Left, Left'e basınca ne olacak? Move yapıyorum. Left, sol. Sola doğru seçiyorum. Speed 2 Relative. İşte Rooms, Crit Room. Aslında bunu, yes. Duvara böyle bir şey eklememiz garip oldu ama neyse. Şimdi duvarın hareket etmesi gerekiyor. Sol ok tuşuna basınca oyun açıldı. Gördüğünüz gibi durmadılar. Çünkü durmasını ayarlamadık. Bunların hepsi kodsuz yapılabilir. Çok basit şeyler. Şimdi neyse, biz konumuza geri dönelim. Sounds'da kalmıştık. Gene gelmesini bekliyoruz. Evet, geldi. Sounds'ları yaptık. Sprite, Sounds, Backgrounds, Object, Room, şurada sınav kareler 32 32. Böyle daha büyük şeyler için, kareler için uygulanabilir ama bizim için 16 gayet iyi. Shift'e basılı tutarak gördüğünüz gibi böyle bir şey yapabiliriz ve background'ını ekleyelim. Background, evet. Evet, dışarıdakileri yok etti. Global Game Settings. Burada ESC basınca oyun kapansın gibi şeyler, grafikler. İşte bunları siz kendinize in full screen, yani büyük ekranda
başlaması. İkonunuzu iko 16-16 büyüklüğünde bir şey değiştirebilirsiniz. Info mesela yazar tecrübe konusu yok. Açıklama oyun versiyon 1.1 gibisinden şeyler yazabilirsiniz. Bu dersin sonuna geldik. İkinci dersi ise objeleri işte hareket ettireceğiz. Pac-Man'imizi gördüğünüz gibi. Formumuzu takipte kalın.